Evet, Selda Hanım. İsmim Selda Güneş. İnegöl'de yaşıyorum. Yaklaşık 21 yıldan beri MDS ile mücadele ediyorum. 1998'de teşhisim koyuldu. O gün bugünden beri sürekli kontrol gözetim altındayım. Son 3 seneden beri hastalığım biraz daha ilerledi. Bunun öncesine kadar sadece gözetim altındaydım ama şimdi kemoterapi olarak geçsin, ilaç olarak geçsin. Son olarak artık 3 yıldan beri kullanmaya başladım. Bu şekilde devam ettiğim için normalde hastalığım 45 yaş üstü insanlarda görülüyor. Genç yaşta olduğum için Uludağ Üniversitesi'ndeki doktorlarım yaşımın genç olmasından itibaren bir nakil sundular. Ben bu fırsatı değerlendirmek istedim. Hani yoksa ömrüm boyunca sürekli kan alarak yaşamak zorundayım. Ben bunu istemiyorum. Eğer varsa bir fırsatım bunu değerlendirmek istiyorum. Sağ olsunlar valilik iznimizden dolayı bir rapor aldık. Nakil süresi bayağı bir sıkıntılı ve maddi açıdan sıkıntılı geçeceği için biz bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Sağ olsun vatandaşlarımızdan bir kısmından yardım kampanyası geldi. Allah hepsinden razı olsun. Fakat hani bu benim nakil süresindeki maddi sıkıntımı yeterli şekilde bulundurmuyor. Bu yüzden hani destekçilerimizden ben biraz yardım istiyorum. Yani söyleyebileceğim bu kadar yani. Hani bir oğlum var. Bir oğlum var. Hani oğlum olmasa belki hani normal yaşarım. Şimdi peki uygun bulunduktan sonra tedavi süreciyle birlikte geçen zamanda ne kadar bir maddi yardım bekleniyor? Miktar var mı? Yani hani dediğim gibi benim kız kardeşim 5 yıl önce nakil oldu. Bundan bir 19 sene önce annemle abimi de ben bu hastalıktan kaybettim. Kız kardeşim de aynı şekildeydi. 5 yıl önce bir nakil oldu. Çok şükür nakilimiz başarılı geçti, uyumlu oldu. Bu süre içerisinde ben de ailemde yanında olduğunu bildiğim için yaklaşık babama bu 250 milyar, 300 milyarı buldu. Bu 5 yıl önceki. Zaten nakil olacağını doktorum söylediği zaman o da bana söyledi. Selda dedi hani bu masraflı bir süreç. Ha bu şu anlamına gelmiyor. Devlet bana sahip çıkmıyor veyahut da ilgilenmiyor, ilaçlarımı karşılamıyor. Bu şekilde bir şey yok. Devlet her bir şekilde destekçim. Zaten devletin yarısını, %25'ini devletim sağlıyor. Bu süreçte 2 yıl boyunca nakilden sonra, nakilden önce kemoterapi zamanının, hastanede yatışlarım zamanı bayağı bir maddi anlamda sıkıntılı bir dönem. Nakilden 2 yıl boyunca İzmir'de yaşamam gerekiyor. Kontrol biçiminde düzenli beslenerek bakıcı olarak bir ev tutulacak. Hayatım 2 sene orada geçecek. Hani normal bir insan nasıl ev geçindiriyorsa, nasıl şartlarda sunuyorsa aynı şekilde İzmir'de 2 yılımı geçirmek zorundayım. O yüzden hani maddi imkanlarım bana elverişli değil. Ben de kirada yaşıyorum. Hani evimi taşıyıp götürsem olmuyor. Mecbur evimi taşıyamayacağım. Döndüğüm zaman 2 yıl sonra tekrardan evimde aynı şekilde bakılmak zorundayım. O nakil zamanında bayağı bir komplikasyonlar geçirme riski çok yüksek. O yüzden ötürü İzmir'de kalmam mecburi. Eğer burada kalırsam, diyelim evim benim müsait ama kalamam. En ufak bir komplikasyonda İzmir'e yetişene kadar hiçbir şekilde dönüş olmayacak yollara gireceğim. Mecbur 2 yıl boyunca orada yaşamak zorundayım yani. Tabii O yüzden doktorunuzun yanında gözetim evet altında tabii ki olmanız gerekiyor. sürekli yani eve çıkartıldım diyelim. Haftada 3 gün muayeneye gelmek zorundasınız. Hani şöyle bir şey söyleyeyim size. En fazla enfeksiyon kapma oranı kemoterapilerden dolayı damarlar yanıyor. Damarlar yandı olduğu için artık damar yolu açılamadığından göğüsten bir kateter açılıyor. O kateterin işte çok fazla enfeksiyon riski var. Ona dikkat edilmesi için bir cam fansiyonun içinde yaşamak zorundasınız. Hani evin içinde sadece bir yatak. Başka hiçbir şey değil. Ben kız kardeşimle onu gördüm çünkü. Kız kardeşimle halamlar baktı. İzmir'de ailemiz var. Halam evini boşalttı. Ailesini gönderdi yani evden. Onlar baktı. Yani çok iyi baktı. Allah razı olsun bir kere. Şu an kız kardeşim hani bu şekilde iyiyse halamın da çok büyük bir payı var. Yani kız kardeşim gibi ben de iyi olmak istiyorum. Hayata en bilim tutunmak istiyorum.
Ya oğlumu el ele verip dışarıda yürümek istiyorum. Şimdi zor bir tedavi sürecinde herhalde haftada bir Bursa'ya gidiyorsunuz Aynen. tedavi için. 2 ayda bir de İzmir'e mi gidiyordunuz? Aynen. 2 ayda bir de İzmir'e gidiyorum. Orada da gereken testlerimi yapmak zorunda. Hani oradaki doktorum da artık hani her ay bakalım netice nereye gidiyor, durum ne gösteriyor. Bunu görmek zorunda. Bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum. Hani ya iyi olayım da yine gitmeye razıyım. Hani yollar bana engel değil, hiçbir şey değil. Yani sonucunda iyileşeceğimi biliyorsam sonuna kadar giderim. İnşallah olumlu bir yanıt da alırım. Tek umudum o yani. İnşallah güzel bir haberle bekliyorum. Bu zamana kadar 6 tane ilik çıktı. Ya hiçbiri uymadı dediğim gibi. İnşallah 7.si de olur, 8.si de olur. Gene de söylüyorum. Hani dışarıdan bakıldığında ben bile kendime bakıyorum. Yani şahsen aynaya baktığım zaman diyorum ki ya sen de hiç hasta gibi görünmüyorsun. Gerçekten böyle. Şimdi dışarıdaki insan bile çoğu zaman söylüyor. Sen de hiç hasta gibi görünmüyorsun. Ya yutkunuyorum diyorum ki hani bir de içimden bana sor. Ne bileyim yani inşallah çıkar diyorum yani. İnşallah. Başka diyecek bir şeyim yok. Evet. Ben Muzaffer Güneş, Selda'nın eşiyim. Dediğim gibi zaten eşim benim anlatacak her şeyimi anlattı. Yani biz, hani ben burada tek başımayım. Bizim ailelerimiz yanımızda. Fakat benim ailem İstanbul'da, kendisinin ailesi Bursa'da. Hani en ufak bir şey olsa birbirimize hani yetişemiyoruz yeri geldiği zaman. Hani bazı geceler mesela eşim çok rahatsızlanıyor. Apar topar hastaneye kaldırmam gerekiyor. Yani bunların hepsini yaşadık ve hala da yaşamaya devam ediyoruz. Ben burada tek başımayım. Hani kimsemiz yok sağ olsun, komşularımız yanımızda, hani destekçilerimiz var. Fakat ben eşimin bu sürede hani elini tutmaya devam ediyorum. Hani bize dediğimiz gibi ilik bulundu. 7 tane, 6 tane bulundu. Onların hiçbiri uyumlu gelmedi. İnşallah hani 7.sinde, 8.sinde de olur. Hani uyumlu olur. Bunun için zaten eşim anlattı.